Şimdi hepinizin iyi bildiği gibi kendisini Ehl-i Beyt-i Gazir Bayramı ve halkına adayan bu mukaddes meşaleyi önce Hatay'a, sonra Akdeniz'e, daha sonra Türkiye ve Orta Doğu'ya taşıyıp hemen hemen her yerde gazir toplantılarının yapılmasına öncülük eden bu coşkuyu, kardeşliği ve farklı din, mezhep ve dillerin toplumsal kucaklaşmasını bizlere Antakya'da ve Türkiye'de ilk kez yaşatan, bölgemizdeki birçok barışçı ve kardeşlik oluşumuna öncülük eden Alevi, Caferi, Bektaşi, Şii ve Kızılbaş gibi Ehl-i Beyt taraftarları önderlerini ilk defa 4 ay önce Ankara'da, bugün de bu tarihi günde Antakya gibi bir yerde buluşturup kucaklaştıran, Alevi-Sünni kardeşliği için yorulmadan, dinmeden, bölgemizde kardeş kanı akmaması için yoğun çaba sarf eden ve bu uğurda maddi manevi büyük bedeller ödeyen, aldığı ciddi tehditlere aldırış bile etmeden, hakkı söyleyip yapmaktan asla çekinmeyen, korkmayan, yılmayan, eğilip bükülmeyen gururumuz, Ehdav kurucu ile genel başkanımız ve değerli Ehl-i Beyt Mektebi alimimiz Sayın Ali Yeral. Ehl-i Beyt Alevilikle ilgili gündem belirleyen tarihi konuşmasıyla sizlerle. الله يمسيكم بالخير اهلا وسهلا فيكم جميعا وعيد مبارك عليك Sayın CHP Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Vali Vekilim, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanım, Sayın CHP İl Başkanım, Sayın Kanaat Önderleri, Sayın Kenan Çamurcu Hocam, Büyük Birlik Partisi İl Başkanım, Vakıflar Bölge Başkanım, Akdeniz'in çeşitli yörelerinden aramıza teşrif etmiş sivil toplum, Ehl-i Beyt dernek ve vakıflarının temsilcileri, başkanları, Alevi, Sünni, Katolik, Ortodoks, Ermeni, Protestan ve Musevi cemaat liderlerim, ülkemizin her tarafından iştirak etmiş kardeş kuruluşlar, İstanbul, Iğdır, Adıyaman, Ankara, Bursa, Balıkesir, Çorum, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Kayseri, Diyarbakır, Mardin, Antep gibi illerden teşrif etmiş değerli ulema ve Ehl-i Beyt aşıkları, El Fırat, Seher, İran TV, El Zehra, Sakaleyn, İttijah, HRT Akdeniz, Cem TV, Kanal 14, İle İrna ve Doğan Haber Ajansı gibi yerel ulusal medyamızın güzide temsilcileri, Hatay'ın her köşesinden katılan ve canlı yayınlarla bizleri dünyanın çeşitli yerlerinden heyecanla izleyen vefakar çilekeş Ehl-i Beyt aşıkları, ehdavımızca düzenlemekten büyük onur ve gurur duyduğumuz 14. Uluslararası Hazreti Ali Gadir Hun Bayramı veya bir başka meşhur adıyla adını koyduğumuz gibi toplumsal kucaklaşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Grup Başkan Vekilim, kıymetli canlar. Tüm zorluk ve kıt imkanlara rağmen Yüce Mevlam'ın inayeti, ana babamızın hayır duaları ve siz değerli duyarlı dava kardeşlerimin de desteğiyle bölgemizin medarı iftiharı Ehdav Şemsiyesi altında
2012'de 14. Kadir Coşkusu'nda hizmetinizde olmanın en derin sevinç ve heyecanı içindeyim. Malumunuz bugün Maide suresinin 3. ayetince Bismihi Teala el-yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radiyetu lekümül İslam'a dina. İşte bugün dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı beğendim ayeti kerimesinin indiği gündür. Bugün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke ile Medine arasındaki Kadirhum denilen yeşil ve sulak bir vadide veda haccı dönüşünde 130 bin civarındaki Müslümana iki büyük ve ağır emanet olan Kur'an-ı Kerim ile Ehl-i Beyt'ini vasiyet ettiği gündür. Bugün o mahşeri kalabalıkla kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa "Men kuntu mevlah, fehâzâ aliyyun mevlah, Allahümme vâli men vâlâh, ve âdi men âdâh, ve ansur men nasarah, واخذل من خذله وعذب من جحده وأدر الحق معه حيثما دار. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım Ali'nin dostuna dost, düşmanına düşman ol, ona yardım edene yardım et, onu yalnız bırakanı yalnız bırak ve hakkı hakikati daima Ali ile beraber kıl diye haykırdığı gündür. Kısaca bugün dinimizin tamamlandığı ve Emirül Müminin Efendimiz'e Nebi tarafından velayet, imamet, vesayet ve hilafetin verildiği gündür. İşte böyle bir günde İmam-ı Ali'ye itaat, aşk ve biat tazelemeye hoş geldiniz, şeref verdiniz. En büyük gün olan Kadir Bayramı, bereketini hala yaşadığımız mübarek Kurban Bayramı ve iki gün önce kutladığımız Cumhuriyet Bayramı da hepimize kutlu ve mutlu olsun. Sayın Grup Başkan Vekilim, değerli Ehlibeyt dostları, başta ülkemizle Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya örnek sunduğumuz şirin Antakya'mıza barış ve huzurun başkenti adını boşuna koymadık. Zira ülkemizin tek Ermeni köyü Samandağ'ında, tek Hristiyan belediye başkanı da Arsuz'dadır. Ama her ne hikmetse son yıllarda birileri her yerinden tarih ve medeniyet fışkıran Antakya adından karnı ağırmış ve alerji kapmış olacak ki onu merkez gibi aslı faslı olmayan ve yerden bitme bir adla değiştirmek istiyor. Millet tarihi kültürünü araştırıp koruma altına alırken bizde ise binlerce yıllık kadim kent Antakya adı yok edilmek istenmektedir. Birileri varsın çakma merkezli olsun ama biz ve bu kentin tamamı doğma, büyüme ve ölümüne kadar Antekeliyiz arkadaş. Geçenlerde bir kimliğine Antakya yerine merkez yazmalarının sebebini sorup itiraz etmiş. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen evlere şenlik resmi cevap aynen şöyle: bakanlık olarak arayıp sorduk, araştırdık, durduk, Hatay'da Antakya diye bir ilçeye rastlayamadık. Şimdi buna Allah için güler misiniz, ağlar mısınız? Ya benim yalan demeye dilim varmıyor da, peki siz düne kadar asırlardır kimliklerle resmi dairelere Antakya yazmakla hayali bir ilçeden mi bahsediyorsunuz? Şu
şaibeli sebeplerle perde arkasından bir çırpıda tarihi Antakya adını silmek yerine bu kentin sahiplerine danışmayı ve gerekirse referandum yapmayı demokrasi ile dürüstlüğün gereği olarak görüyoruz. Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi yeni sınırlarının siyasi, ırkı ve mezhebi kaygıyla çizildi şaibeleri şimdiden bizi derin olarak üzmekte ve endişelendirmektedir. Sayın Grup Başkan Vekilim, muhterem misafirler. Komşu ve kardeş ülke Suriye'de 2 yıla yaklaşan olaylar maalesef en fazla bizi ve bölgemizi etkiledi. Dün kardeş Esad, bugün aniden zalim kalleş Esed oldu. İlimizde masum mülteciler dışında barındıran çok uluslu El-Kaide militanları Suriye'deki akrabalarımızı tavuk gibi kesmekle kalmadı, buranın halkını da taciz ve tehdit etmeye başladı. Oysa 38'deki referandumda kendi Hatay devletini ilga edip Atatürk Türkiye'sine severek ve koşarak evet diyen bu halkın cevabı böyle olmamalıydı. Ülkemizce muhalif isyancılara yapılan her türlü destek yetmezmiş gibi şimdi de tezkere ile Suriye ile resmen savaş atmosferine girdik. Defalarca dedik, yine diyelim. El-Mesihiyin li Beyrut vel-Aleviyin li Tabut. Hristiyanlar Beyrut'a, Aleviler Tabut'a diye bağıran Emevi güruhunun demokrasi ve insan hakları derdi yoktur. Onlara verilen destek sadece ABD ile İsrail'in işine yarar. Ve Suriye ile çıkarılmak istenen savaş kesinlikle bizim savaşımız değildir. Ve biz Asi'nin karşı tarafındaki öz akrabalarımızla hiç kimse hiçbir havadan sudan ve şaibeli bombalarla bizi onlarla savaşa ikna edemeyecektir. Şimdi birileri birilerinin hatırına yurtta harp, cihanda harp derse biz de yüce dinimiz ile Mustafa Kemal'in hatırına ısrarla yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Zira savaşın gözyaşı, yıkım, kan ve ölüm olduğunu bilmeyen yoktur. Ülkemizin sırayla Suriye, Irak, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'la resleşip Ehl-i Beyt taraftarı Şii Alevi dünyasıyla kavgalı olmasını biz tesadüfi ve hayra alamet olarak görmemekteyiz. Bundan da daha vahimi, Türk Sünniliğinin gerçek İslam'ın hiç uğramadığı Emevi Suudi Vahabiliğine süratle kaydırılmaya çalışıldığını büyük bir endişe ve ibretle izlemekteyiz. Suriye'ye tank ve terörle inadına demokrasi götürmeye çalışan havarilerin, kadınlara kimlik bile vermeyen Arabistan ile demokrasi diyesinin uğramadığı Katar, Bahreyn, Ürdün ve Türkiye devletler niye hiç akıllarına gelmiyor şaşıyoruz. Şimdi bizimkiler daima Suriye'deki Baas rejiminin baskısı ve Alevi mezhep tasallutundan şikayet eder dururlar. Merak edip araştırdım ve inceledim. Suriye'deki bakanların 3'ü Alevi, 3'ü Hristiyan, 1'i Dürzi, 1'i de İsmaili, 26'sı da Sünnidir. 3 Alevi'ye 26 Sünni. Şimdi zalim Baas yönetiminin tablosu bu. Biz de ileri demokrasi olan Türkiye'mizin tablosuna bakıyoruz.
üçte birini Alevilerin oluşturduğu sosyal, laik ve demokratik ülkemizin iktidar partisinin 326 milletvekiliyle 25 bakanının, ülkemizin 24 müsteşarının, onlarca genel müdürünün, 81 valisinin, 81 emniyet müdürünün ve 362 generalinin acaba kaçı Alevidir? Bunların birisinin bile Alevi olmaması sizce daimi bir tesadüf müdür? Yoksa kronikleşmiş bir Emevi mezhepçi mutaassıp ayrımcı hastalığı mıdır? Tabi bu arada bazen bu değerlendirmeleri yaptığımız zaman korkarım bize nazar değecek. Sevsinler sizin dünyadaki numunelik, adalet ve eşitlik anlayışınızı. Son zamanlarda şunu duyuyoruz. Yerel siyasi mesajlar veriyor. O ise dini bir kanaat önderidir. Gerçek şu ki, daima eğriye eğri, doğruya doğru demeyi ilke edinmişler olarak bizim şu ana kadar klasik manada hiç kimseye şu parti veya lidere oy ver veya verme dediğimizi hiç kimse iddia edemez. Ama milli birlik ve beraberliğimiz, Alevi-Sünni kardeşliğimiz tehlikedeyse hiç kimse kusura bakmasın ki inisiyatif alıp halkı uyarmak, kardeşliğimizi savunmak, tehlikeli de olsa düşman oyunlarını bozmak bizim hem dini hem de insani görevimizdir. Yoksa Allahu Teala da tarihte bu necip millet de bizi asla affetmez. Zira biz hiçbir zaman saray mollası da petrodolar müftüsü de olmadık. Bundan sonra da biiznillah olmayacağız. Peki yakın tarihte Maraş'ta bağımsızlık mücadelesiyle Fransızları kovan sütçü imam dini bir kanaat önderi değil miydi? Irak'ta İngilizlere karşı mukaveme başlatan Allame Şirazi dini bir kanaat önderi değil miydi? 20'lerde Suriye'nin bağımsızlığı için Fransızlara karşı mücadele eden merhum Şeyh Salih El Ali dini bir kanaat önderi değil miydi? ABD ile kuklasını İran'dan kovan merhum İmam Hümeyni dini bir kanaat önderi değil miydi? ABD ile işgalcilerin Irak'tan çekilmesini sağlayan ve en önemlisi Şii-Sünni savaşının önünde duran İmam Sistani dini bir adam önderi değil midir? İsrail'e Lübnan'da diz çöktüren ve emperyalistlerin kabusu Seyyid Hasan Nasrallah dini bir önder değil midir? Tabii bazı çevreler bu tavizsiz, eğilmez ve onurlu duruşumuzdan dolayı kendilerince bizi geri plana itmeye, susturmaya ve hatta ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama onlar bizim şanlı Kerbela'nın öğrencileri ve İmam Hüseyin'in evlatları olduğumuzu demek hala öğrenememişler. Allah'a yeminler olsun ki ne Ebu Süfyan'ın sarı altınları, ne Muaviye'nin iştahlı sofraları, ne de Mel'un Yezid'in zehirli kılıcı bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir. Biz en yüce makamı Hakk'ın katında ve bu necip halkın gönlünde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çok büyük maddi manevi bedeller ödesek de
Zaten biz kalu beladan beri bu canı Hazreti Ali ile aşıklarına kurban adamışız. Şehit edilsek de biz ölmeyiz. Zira biz bir ölür bin diriliriz. Hani Derviş Yunus'un dediği gibi, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası? Sayın Grup Başkan Vekilim, kıymetli katılımcılar. Ne hikmetse Suriye'deki fitne şiddetlendikçe biz Alevilere duyulan kin ve nefret daha net ortaya çıkmaktadır. Dikkat ederseniz son olaylarda ve son aylarda biz Ehlibeyt aşıklarını Alevi, Şii, Kızılbaş, Caferi, Bektaşi, Rafizi, Fellah ve Tahtacı gibi adlarla bölüp parçalamak ve birbirine ötekileştirmek isteyen çirkin bir siyasetle karşı karşıyayız. 14 asırdır bizi İslam dışı sayan çirkef Emevi zihniyeti şimdi de bizi Alevilikten bile soyutlamaya çalışıyor. Kendilerinin deyimiyle Nusayri dedikleri biz Arap Alevileri Müslüman da değilmişiz, Şii de değilmişiz, Alevi de değilmişiz, Ehl-i Beyt'e de bağlı değilmişiz. Bir defa işlerine gelse de gelmese de bu milletin tamamına yakını kendisini Nusayri olarak değil Alevi olarak bilir ve öyle tanıtır. Buradan hem ilgililere hem de tüm dünyaya bir daha ilan edelim ki ne kadar farklı isimlerle bizi bölmeye çalışırlarsa çalışsınlar, biz Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt aşkıyla yoğrulmuş tek yürek ve tek toplumuz. Teferruat ve adetlerdeki basit farklar da Sünni mezhepler arasındaki farklardan daha çok değildir. Biz hiç kimse de boşuna yorulmasın, Antakyalı Alevi ile Sivaslı Kızılbaş'ın, Azerbaycanlı Caferi ile Bosnalı Bektaşi'nin, Suriyeli Alevi ile İranlı Şii'nin özde birbirinden hiçbir farkı yoktur. Hepimiz insanız. Hepimiz insanız, hepimiz Müslümanız, hepimiz Şiiyiz, hepimiz Aleviyiz, hepimiz Caferiyiz, hepimiz Bektaşiyiz ve hepimiz Kızılbaşız. Hepimiz iriyiz, diriyiz ve biriz. Hepimiz birimiz, birimiz de hepimiz içindir. Bitmedi, Sünniler de bizim din kardeşimiz, dini, dili, ırkı ve felsefesi ne olursa olsun diğer tüm kesimler de bizim öz insan kardeşimizdir. İnsanlık düşmanlarıyla inancını Ehl-i Beyt sevenlerinin kini üzerine inşa etmiş Süfyani zihniyetinden başka bizim hiç kimseyle sorunumuz olmadı, olmayacaktı. Ama yazar, gazeteci, siyasetçi, profesör, hatta rektör bile olmuş fakat adam olamamış bazı kalın kafalılara buradan bir kez daha Aleviliği öğretmek durumundayım. Tabii her gün bize sataşılınca biz kendimizi tanıtmak zorunda kalıyoruz. Günah da bizden gidiyor ama biliyoruz 14 asırdır Aleviliği öğrenemeyenler işlerine gelmediği için yine öğrenemeyeceklerdir.
Ama dediğim gibi günah bizden gitti. Tarihe not düşmek ve ilahi mahşerde onların önüne delil ve hüccet arz etmek için Aleviliği tarif ediyorum, arz ederim. Efendim, biz Ehl-i Beyt'e uymakla onur duyan Aleviler, Kureyşliler gibi canım peygambere sihirbaz, deli demedik diyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler birkaç suikastla peygamberi yurdu Mekke'den çıkarıp öldürmek istemedik. İsteyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler Ebu Süfyan gibi Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarıyla Nebi ile yüce dinini yok etmek istemedik. İsteyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler peygamber amcası Hazreti Hamza'yı Uhud savaşında vahşice öldürmedik. Hindu yamyamlar gibi de ciğerini çiğnemedik. Çiğneyenlerin de safında olmadık, olmayacağız. Biz Aleviler Nebi son günlerinde ümmetin kıyamete dek sapıtmaması için vasiyet yazmak üzere kalem kağıt istediğinde Kur'an'ın Necm suresine rağmen karşı gelip onu sayıklamakla itham etmedik. Edenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler vefatında Resul'ün mübarek naaşını ortada bırakıp cenaze namazını bile kılmadan siyaset ve hilafet kavgasına girmedik. Girenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler dün Kadir'de İmam Ali'ye ettiğimiz biatı bugün Sakife'de unutmadık. Unutanların da safında olmadık. Biz Aleviler ümmetin tek kurtuluşu Ehl-i Beyt gemisine binmek yerine ağaç ve tepelere çıkmadık. Çıkanların da safında olmadık. Biz Aleviler peygamber şehrinin tek ilim kapısı Hazreti Ali'den yüz çevirip dine ve ilme pencere ve çatıdan girmeye kalkmadık. Kalkanların da safında olmadık. Biz Aleviler Resul düşmanları ile evlatlarının katillerine hazret deyip onları APS ile toptan Cenneti Firdevs'e göndermeye kalkmadık. Kalkanların safında da olmadık. Biz Aleviler Nebi tarafından Ümmü Ebiha olan Hazreti Fatıma'ya verilen fedeyi zorla elinden gasp etmedik. Edenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler birinci halife yapılan kişiye biat edilmedi diye peygamberin canının içi Hazreti Fatıma'nın evini İmam Hasan'la Hüseyin'le beraber ateşle yakmaya kalkmadık. Kalkanların da safında olmadık. Biz Aleviler rızası Allah rızası ile gazabı Allah gazabı olan Fatıma'yı Betül'ü kapı arkasında sıkıştırarak ve kırbaçlayarak kaburga kemiklerini kırıp Muhsin adındaki çocuğunu düşürmedik. Düşürenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler şehit düşen Hazreti Fatıma'nın sadece Ehl-i Beyt'in katılımıyla zifiri karanlıkta defnedilip mübarek kabrinin gizlenmesini sağlamadık. Sağlayanların da safında olmadık. Biz Aleviler kesin delile rağmen şahsi ve keyfi kıyasla ezan, namaz, abdest, gusül gibi çoğu dini hükmü değiştirmedik. Değiştirenlerin de safında olmadık.
Biz Aleviler savaşı Allah ve Resulü ile savaş, barışı da Allah ve Resulü ile barış olan Hazreti Ali'ye Cemel, Nehrevan ve Sıffın'da kılıç çekerek yüz binlerce masum Müslümanın kanına girmedik. Girenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, Emeviler gibi 83 yıl boyunca sevgisi iman, düşmanlığı da küfür ve nifak olan İmam Ali'ye Cuma hutbelerinde açıkça lanet okumadık, okuyanların da safında olmadık. Biz Aleviler, Nebi'nin İmam Ali'ye özel verdiği ve hiç kimsenin kullanmasının caiz olmadığı Sıddık-ı Ekber, Faruk-u Azam, Emirul Mu'minin, Zinnureyn ve Bediüzzaman gibi özel lakaplarını çalıp birilerine zorla yakıştırmaya kalkmadık. Kalkanların da safında olmadık. Biz Aleviler, Resul'ün öpüp koklamaya doyamadı. Secdedeyken mübarek omuzlarına çıktıklarında rahatsız olmasınlar diye onlar inene kadar secdeden dahi başını kaldırmadığı peygamber çiçeklerinden İmam Hasan aleyhisselamı Muaviye gibi zehirleterek ciğerini parçalamadık. İmam Hasan'ın ceddi peygamberin yanına gömülmesini de engelleyip mübarek naaşını ok yağmuruna tutmadık. Tutanların da safında olmadık. Biz Aleviler, Mel'un Yezid gibi İmam Hüseyin'i ailesi ve yaranıyla Kerbela'da en feci şekilde susuzca şehit edip Resul soyunu kurutmak ve Bedir'in intikamını almak istemedik. İsteyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, İmam Zeynel Abidin, Hazreti Zeynep ile peygamber evladını zincir ve kırbaçlarla esir köleler gibi Kerbela'dan Şam'a kadar sürmedik. Sürenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, peygamber evladı ve emaneti olan 12 imamın 11'ini kalleşçe zehir veya kılıçla şehit etmedik. Edenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, Mel'un Yezid gibi Kabe'yi mancınıkla yıkmadık. Mel'un Velid gibi de Kur'an-ı Kerim'i oklarla paramparça etmedik. Edenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, Harun Reşit gibi İmam Kazım aleyhisselamı yeraltı bir hapiste çürütüp zehirlemedik. Zehirleyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, peygamberin Medine'den kovup lanetlediği Mervan'ı geri çağırıp Nebi'nin sevgili dostu Hazreti Ebu Zerri tek başına şehit olarak garip öldüğü Rebeze'ye sürmedik. Sürenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, İbni Teymiye gibi Ehl-i Beyt aşıklarının kanı, canı ve namusunu mübah bilmedik. Bilenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, Ehl-i Beyt'e yapılan onca zulüm ve katliamı içtihat kılıfına uydurarak bir de cani katillere bol keseden sevap dağıtmadık. Dağıtanların da safında olmadık. Biz Aleviler, başkalarının verdiği vergiyle keyif yapıp mezhebimizden olmayanların sapık, kestikleri etin necis ve evliliklerin de haram olduğunun vaazını minberden cemaate vermedik. Verenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler, bazı Osmanlı saray uleması gibi bizim mezhepten olmayanların katli ve cihadı
Hristiyan ve Yahudilerden evladır diye yüz binlerce masum Alevi'yi öldürmedik. Öldürenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler Dersim'de on binlerce Alevi'yi fareler gibi zehirlemedik. Zehirleyenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler başka mezhepten diye Maraş, Çorum ve Gazi'de ev işaretleyip mezhep kıyımı yapmadık. Yapanların da safında olmadık. Biz Aleviler Sivas'ta Allahu Ekber eşliğinde 37 canı diri diri yakmadık. Yakanların da safında olmadık. Biz Aleviler dört duvar, dört mezhep, sivri şablonumuza uymayan herkesi kafir ve cehennemlik görüp cenneti baba çiftliği gibi görmedik. Görenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler diğerlerine asırlarca ya benim gibi sünni olur ya da dinsiz kalırsın inkar politikası gütmedik. Güdenlerin de safında olmadık. Biz Aleviler sözde değil özde yaratandan ötürü yaratılanı sevdiğimiz için Mecusi ve Budistler dahil hiç kimsenin mabedine ucube ve cümbüşevi demedi. Diyenlerin de safında olmadı. Biz Aleviler Şam'daki Zeynep-i Kübra Caddesi'ni Mel'un Yezid adıyla değiştireceğiz demedik. Diyenlerin de safında olmadı. Biz Aleviler Suriye'deki fitne şeytanı Ar'ur gibi canlı TV'lerde kafir Esad'ı devirecek Alevilerle onu destekleyenleri kıyma makinelerinde kıyıp etlerini köpeklere yedireceğiz demedik. Diyenlerin de safında olmadı. Biz Aleviler binlerce Suriyeli askerle polisi tekbir eşliğinde kör bıçakla kesen Yezid Tugay'ına her türlü desteği vermedik. Verenlerin de safında olmadı. Biz Aleviler elimize, belimize, dilimize sahip olduğumuzdan hiç kimseye mum söndü yapıyor veya ana bacı alıyor demedik. Diyenlerin de safında olmadı. Evet, biz Aleviler asla sağ gösterip sol vurmadık. Biz Aleviler vatanımıza ihanet etmedik. Biz Aleviler şanlı bayrağımızı ayaklarımızın altında çiğneyip ateşle yakmadık. Biz Aleviler Mustafa Kemal'in büstünü kırıp yerlerde iplerle sürüklemedik. Bunları yapanların da safında olmadık. Şairin dediği gibi ah daha nice nice niceler senin dev sandığın sahte cüceler. Evet, duymayan duysun, bilmeyen de bilsin ki Alevilik öyle değil, işte böyledir. Bazen bazı Muharrem 5 dakika
Teşekkürler. Şükran. Şükran. Fadıl. Allah'a kumdur. Tarihçiler yazsın ve siz de Yüce Mevlam da şahit olsun ki Ehl-i Beyt düşmanlarının gizlediği bazı tarihi gerçeklerin küçük bir bölümünü açıkladım ve Necip Alevilerin de mazlumiyetini anlattım. Şahit ol ya Rabbi. Peki şimdi birilerinin aklına şu gelebilir: bütün bu saydıklarımızı yapan Sünni kardeşlerimiz midir? Kesinlikle değildir. Onları yapan Ehl-i Beyt ve insanlık düşmanı Emevi, Süfyani, Mervanilerdir. İşte onun içindir ki ben daima söylüyorum, Sünni kardeşlerimiz Emevilerle aralarını açmalarını ve saflarını iyice belirlemeleri lazımdır. Ama sonuçta tüm bunlara rağmen birileri derin yarasından kocunursa bizim için de no problem yani. Evet, bundan böyle Aleviler hakkında bir kelime bile konuşacak herkesin iki kez düşünmesini, edebini takınmasını ve aynaya da en az bir defa bakmasını öğütüyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, değerli canlar, bitiriyorum. Her şeye rağmen biz Alevi Sünni kardeşlerimizden öndün vermeyeceğiz. Antakya'nın huzurunu hiç kimseye bozdurmayacağız. Herkes bunu iyice bilsin. Ayrıca tasarladığımız ve tüm Akdeniz Arap Alevilerinin dini ve kültürel ihtiyacını karşılayacak Büyük Ehl-i Beyt Külliyesi için zengin iş adamlarımızın ellerini ceplerine atma zamanı gelmedi mi hala? İlimizle il dışına ehdav şube açma yetkisini vereceğimizi bildiriyor. Birbirinden değerli konuşmacıları sonuna kadar dinlemenizi önemle istirham ediyorum. Kulli am ve entum bi khair ve kulli eid ve gadir ve entum bi khair. Evet, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hatay seninle gurur duyuyor Ali Hoca. Teşekkür ediyoruz. Gönüllerimizi fethettin. Gözlerimizi yaşlandırdın. Ömrün uzun, bahtın açık olsun Ali Hoca.